Mixamo'dan indirdiğiniz veya herhangi bir yerden aldığınız root'suz animasyonlar ve karakterler ne kadar iyi retarget olursa olsun bu şekilde hatalı çalışır. Buradaki hatayı düzeltmek Mixamo animasyon ve karakterin hatasız şekilde düzgün biçimde çalışması için videoda birazdan göstereceğim çok basit bir işlemden geçirmemiz gerekiyor. Unreal Engine 5.3 ve öncesi için animasyon nasıl eklenir, nasıl çalıştırılır ve özellikle Mixamo tarafında bu işlem nasıl işler onu anlattığım güzel bir video var, oradan bakabilirsiniz. Ama artık bu videonun yenilenmesi gerekiyor çünkü 5.4 ve sonrası için bu süreç değişti. Çünkü retarget işlemi tek tıka düştü. Şimdi hızlıca bir bakalım animasyonu nasıl entegre edeceğiz, nasıl çalıştıracağız özellikle Mixamo tarafı için. Hemen Mixamo'yu açıp rastgele bir tane karakteri indiriyorum. Bu karakterimize hemen bir de animasyon indireceğim. Without skin'li. Arkadaşlar Mixamo'dan indirdiğiniz karakterin kemik sistemine bakarsanız her zaman hips olarak başlar. Yani root kemiği yoktur. Buna root kemiği eklememiz lazım. Aşağıda linkini vereceğim ve işleri çok hızlandıran bir Blender linki var. Tam olarak Blender değil, plugin'li bir Blender. Dosyayı indirdikten sonra Animes in klasöründe karakter ve animasyonumuzu atıyoruz. Attıktan sonra Launch Blender deyip Blender'ımız açıldıktan sonra sağ üstteki şu küçük oka tıklayıp buradaki Mixamo'yu seçip buradaki Z'yi kullanmayı kapatıp Transfer Rotation'ı kapatıp Remove Namespace'i kapatıp Use Unreal Engine Mod Names'i açıp Batch Convert diyoruz. Aşağıda bildirimin gelmesini bekliyoruz. Geldi bildirim. Animes Out'a geçiyoruz. Daha sonrasında Blender'dan çevirdiğimiz karakteri bir atalım. Buradaki animation'ı bir kapat. Import diyelim. Convert'li işlemi sırasında materyaller bozuluyor. Önemli değil. Bunları bir silelim. Şimdi karakteri girdiğimizde gördüğünüz gibi root kemiği artık var. Animasyonu da hemen bir atalım içeri. İskeletten yine emin olalım ama buradaki import mesh'i kapatalım. Çünkü animasyon atıyoruz. Gördüğünüz gibi animasyon geldi. Mesela bir öncekinde force look'a bastığımızda bozuk geliyordu ama bu sefer force look'a bastığımızda gayet düzgün geliyor. Tek tıkla bunu da başka bir karaktere retarget ettiğimizde menüye retargetlayacağım. Burada görebilirsiniz animasyonu. Export animation diyeyim. Content'e atayım. Aynı animasyon geldi. Bunun bir montajını alalım. Third person blueprint karakterimizin blueprint'ine gidip yeni montajımızı buraya atalım. Force look'u unutmayalım. Force look önemli. Şimdi left shift'e bastığımızda gördüğünüz gibi bir öncekindeki gibi yukarı aşağı inmeler çıkmalar saçma sapan hareketler yok. Animasyon olması gerektiği gibi çalışıyor. Kendi animasyonlarınızı kendi karakterinizi yapıyorsanız root kemiği mevzusuna hakikaten dikkat edin. Bunun tabi tersini de yapabiliriz. Ben şu an manekin üzerinden gösterdim. Mesela gidip manekin yaptığımız animasyona sağ tıklayıp yani manekinle alakalı manekin iskeletiyle çalışan herhangi bir animasyona sağ tıklayıp retarget animations derseniz manekinle alakalı animasyon blueprint blend space yani animasyonla alakalı her şey gelir. Mixamo karakteri tıklayalım jump diyelim otomatik olarak retarget diyor. Böyle tamamını seçelim. Zaten şunlar vardı. Export animation deyip yine content'e atalım bunları. Animasyon sayısına bağlı olarak bu işlem bir tık uzun sürebilir. Evet animasyonlar blueprintler falan geldi. Şimdi third person'dan blueprint'den tekrardan karakterimize gidip buradan karakterimizin iskeletini vanguard olarak seçersek ve animasyonu da retargetladığımız buradaki ismin menü olan değiştirirsek buradaki kontrollük hata veriyormuş. Bunu hemen silelim. Kontrollere gidip target etmedik. Böyle bir compile save attığımızda gördüğünüz gibi sorun kalmadı. Ayaklar da hep düzeldi. Direkt retargetladık, çalıştırdık. Materyali soran olursa da o da çok basit. Hemen göstereyim. Mixamo'dan indirdiğimiz hiçbir işlemden geçirmediğimiz karakteri direkt olarak içeri atalım. İskeletleri lazım değil. İskeletlerini silelim. New folder'a gidip karakterimizin iskeletini bulalım hemen. Buradaki skeletal mesh'e girelim. Materyallerini hemen atalım. Evet bu kadardı. Karakterin materyallerini de attık. Gördüğünüz gibi manekin yerine bu karakteri ekledik. Ve Mixamo'dan eklediğimiz animasyonu da düzgün şekilde çalıştırdık. Sizlere düşmanında şöyle bir bug olursa. Main state'de şuradan gidelim. End burada. Şuradaki ayarları silelim. Dümdüz land'e atarsak yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Çünkü oradaki control rig'dir, aditif ayarlarıdır falan. Onlar retargetlanmayan şeyler. Yani retarget'in kaynağı olan karaktere ait şeyler. Evet bu videoyu da güncellemiş olduk. 5.4 ve sonrası için bu şekilde rahat rahat animasyonları özellikle Mixamo'dan indirip edip çalıştırabilirsiniz. Her animasyon için geçerli bu. Animasyon paketlerindeki animasyonlar zaten root kemikli falan olacağı için orada yani bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Kanalımda oyun tasarımı ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim ve destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ayrıca Discord toplumumuza da tabii ki davet ediyorum sizleri. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.